Türkiye yayınlarına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz uzman psikolojik danışman Hüseyin Bozkurt. Biliyorsunuz Türkiye çok büyük bir deprem felaketi yaşadı ve bunun sonrasında öğrencilere nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili Hüseyin Hocam bizlere bilgi verecek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ezgi Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Şimdi bugünkü yayını travma sonrası öğrencilere yaklaşım adı altında yaptık. Çünkü bu süreçte öğretmenlerin de öğrencilere nasıl yaklaşması gerektiği ile ilgili birçok kişinin kafasında soru işareti var. Ben o yüzden öncelikle size şunu sormak istiyorum. Travma nedir? Ezgi Hocam, öncelikle teşekkür ederim kurumunuza. Ülkemizin böyle zor bir zamanında, öğrencilerimizin, halkımızın ihtiyaç hissettiği bir zamanda böyle bir yayın yapmanız, böyle bir sosyal sorumluluk projesi üstlenmeniz oldukça önemli ve güzel bir şey. O yüzden kurumunuza, size teşekkür ediyorum ben. Tabii ki önce insanların anlayabileceği bir şekilde travmanın tanımını yapmak gerekiyor. Bu çok önemli. Bilimsel tanımları çok fazla yapılıyor ama burada bizim yaşanan olaylar sonrasında Türkçe karşılığı örselenme adını verdiğimiz, yani örselenme diyebileceğimiz, herkesin çok rahat anlayacağı bir dille zorlu bir yaşam sonucunda insanın hem fiziksel hem ruhsal hem duygusal bütünlüğüne tehdit olarak algılanan ve olaylarla baş etme becerisinin yetersiz kaldığı, aynı zamanda psikolojik sağlığının bozulduğu ve belirsizliklerin yaşandığı karmaşık bir dönem olarak tanımlayabiliriz travmayı. Altını çizerek hatırlatmamız gereken şeyler var. Bakın, örseleyici diyoruz, dikkat edin. Zorlu diyoruz, buraya dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca insanın fiziksel, ruhsal ve duygusal durumunda tehdit oluşturan durumlar diyoruz. Ayrıca kişinin psikolojik sağlığının bozulduğu diyoruz. Ve belirsizliklerin yaşandığı ve baş etme becerisinin gerilediği bir dönem diyoruz bu dönem. Bunlar altını çizmemiz gereken şeyler bizim. Travmatik olay yaşayan birilerine nasıl bir yaklaşımda bulunmamız gerekiyor? Şimdi Ezgi Hocam, deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz oldu ama depremin dışında da dönem dönem insanlar yaşantılarında, sosyal ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde, aile ilişkilerinde travma yaşayabilirler. Yani travma sadece böyle doğal afetlerin olduğu dönemde yaşanan bir duygu, bir psikolojik durum değil. Dolayısıyla da sürekli bunu bilmemiz ve bu anlamda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Nasıl yardımcı olabiliriz? Bir defa travma yaşamış bir kişiye güvende olduğunu hissetmeli. Yani bu duygudan kurtulmanın en önemli özelliği, en önemli yöntemi o kişiye mutlaka güvende olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Ben burada güvendeyim diye bu duygu hissetmesi gerekiyor. Genellikle travma yaşayan kişiler suçluluk hissederler ve kendilerini suçlarlar. Dolayısıyla yaşanan bu travmanın suçluluğunun kendisi olmadığını, yani o suçluluğun kendisi olmadığını, bunun kendiliğinden olan bir olay olduğunu mutlaka anlatmamız ve yaşananları bu konuda telkin etmemiz gerekiyor. Bu süreçte konuşma ihtiyacı hissedebilirler. Farklı tepkiler gösteriyorlar genelde. O yüzden her zamankinden daha çok dinleyen, daha çok anlayışlı olan ve daha çok sabırlı olan bir tavır sergilememiz gerekiyor bu süreçte özellikle. Çünkü burada her birey tramvaya farklı tepki gösterir. Kimileri içine kapanabilir, kimileri daha atılgan, daha hareketli olabilir, konuşmayabilir. Dolayısıyla bu süreçte destek alan ya da yanımızda olan bireye kesinlikle ve kesinlikle sabırlı ve anlayışlı bir tavır sergilememiz gerekiyor. Çünkü bireylerde içe kapanma ve öfkelenme duyguları çok yoğun bu dönemde. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle konuşmak isterse onu samimiyetle dinlememiz gerekiyor. Yani konuşmak istemeyen bir bireyi kesinlikle konuşması ve kendini anlatması için asla ve asla zorlamamamız gerekiyor. Bunun dışında özellikle bu süreçte bireyin duygu anlamında iyileşmesi için, psikolojik anlamda iyileşmesi için burada sosyal etkinliklere katılım oldukça önemli. Ne tür sosyal etkinliklere katılabilir? Burada özellikle sanat etkinlikleri, müzik etkinlikleri, bunlar çok önemli faktörler. Özellikle biblioterapi adını verdiğimiz edebiyat öğretmenlerine çok fazla iş düşüyor burada. Kitapla iyileşme adını verdiğimiz bir şey, yani uygun bireye uygun kitabı vererek bu noktada iyileştirmek çok önemli. Ayrıca bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Yani travmanın ne olduğunu, nasıl olduğunu, bununla nasıl baş etmemiz gerektiğini, bireylere nasıl yardımcı olmamız gerektiğini bu noktada bilgi sahibi olursak çok daha destek olabiliriz. Bir de dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada özellikle ilk 24 saat travmanın yaşandığı şok dönemidir.
İkinci günle altıncı gün tepki dönemidir. Yani onları atlattık. Biz şu anda olanları düşünme dönemindeyiz. Yani ilk bir ay içerisinde bir de travma yaşayan birey ya da travmaya maruz kalan birey bu dönemde olanları düşünme döneminde. Bir sonraki dönemde iyileşme dönemi. Bu dönemde bireylere yardımcı olmamız gerekiyor, destek olmamız gerekiyor. Psikolojik problemlerinin devam ettiğini gördüğümüz, algıladığımız bireylere yani bir aya aşkın bir süre devam ederse mutlaka psikolojik destek ya profesyonel bir destek almaları için yönlendirmemiz gerekiyor. Aslında şu aşama yani bir aylık bir süreç, travmanın olağan seyri, sonrasında devam Evet. ettiği noktada belki ek Evet. desteklere ihtiyaç duyulabilir. Bu da kişiden kişiye değişen bir durumdur. Evet, bu tepkiler normal tepkiler. Yani travma sonrasında olaylar belki yakıcı yıkıcı olabilir ama gösterilen tepkiler her normal insanın göstermesi gereken, gösterdiği bir tepkidir. Bunların uzun sürmesi noktasında yani bir aya aşkın, 1,5 aya aşkın devam eden bu tepkiler olursa eğer bu noktada daha profesyonel bir destek almamız gerekecektir mutlaka. Bu noktada psikolojik danışmanlar, öğretmenler ya da sorumlu olan kişiler mutlaka psikolojik destek almaları konusunda kişileri yönlendirmesi gerekiyor. Bu noktada sizlere de çok fazla iş düşüyor, bizlere de çok fazla iş düşüyor. O zaman şunu da sormam gerekiyor. Öğretmenlerin depremzede öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalı? Demin de ifade ettik aslında konuşurken bir kısmını. Burada özellikle dinlemek çok önemli. Altını çizerek ifade ediyorum. Bu noktada iyi bir dinleyici olmak ve etkili iletişim çok çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kurduğumuz ve kullandığımız dile mümkün olduğu kadar ifade etmek gerekiyor ve açık iletişim kurmak gerekiyor. Mesela travma yaşamış bir öğrenciye üzülme demek çok doğru bir yaklaşım değil. Orada farklı cümlelerle işte onu anladığımızı ifade eden, üzüldüğümüzü ifade eden durumları dikkat alarak yaklaşmamız gerekiyor. Yoksa üzülme demek iyi bir iletişim değildir. Yani kurduğumuz cümlelere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Olayı normalleştirmemiz gerekiyor. Yani nasıl normalleştireceğiz? Kendimizden örnekler vererek normalleştireceğiz. İşte deprem günü televizyonda izlediğimizde hissettiğimiz duyguları, olumlu duyguları, olumsuz duyguları, yaşadığımız şeyleri, üzüntülerimizi, kaygılarımızı, stres düzeyimizin yükseldiğini, işte depremden sonra olayların biraz daha normale döndüğünü, işte televizyonda izledikçe sağ kurtulan insanlardan kaynaklı daha iyi hissettiğimizi kendimizi bunlar anlatarak tüm duygu durumlarımızı karşıdaki insana yansıtmalıyız ve olayı normalleştirmeliyiz. Bu da yine dikkat etmemiz gereken bir şey. Rahatlatmak çok önemli karşıdaki bireyi kendimizi anlatarak, onun da kendisini bize anlatmasını sağlayarak onun rahatlamasını sağlamak çok önemli. Şunu unutmamak gerekiyor. Travma yaşamış bir öğrenci ya da birey her zaman güvenli bir ortam ister ya da güvenli bir ortamda olmayı ister. Dolayısıyla yapmamız gereken şey okulların, kurumların, bireylerin, evlerin, ailelerin mutlaka travma yaşayan kişiye güvende olduğunu hissettirmesi gerekiyor. Yani ona güven vermemiz gerekiyor. Bunu atlatmanın en kolay yolu ve en kolay yöntemi o şahsa güven vermektir. Bunun dışında özellikle küçük yaş gruplarında mutlaka oyunlar oynamamız gerekiyor. Yani bunu atlatmanın çok önemli bir yöntemidir. Bunun dışında hatta yetişkinlerde bile yani 12-18 yaş grubu hatta yetişkinlerde bile şu anda rehberlik araştırma merkezlerinin, Milli Eğitim Bakanlığımızın psikososyal destek çalışmaları adı altında etkinlikleri var. Bu etkinlikler kesinlikle uygulanmalı. Çok daha kolay iyileştiriyor. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Özellikle sorumluluk almalarına mutlaka izin vermeliyiz. Yani her şeyi onların adına yapmamamız gerekiyor. Yaptığımız çalışmalara ya da yapılan çalışmalara mutlaka onlara sorumluluk vermemiz gerekiyor. Destekleyici bir tavrımız olması gerekiyor. Yani onlar her zaman destekleyen bir yanımızın olması gerekiyor. Ve sosyal ortamımızın buna uygun olması gerekiyor. Ve özellikle burada yine iyileşme sürecine katkı sağlamak adına okul ya da kurum, aile işbirliği oldukça önemli. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ve bu durumun kalıcı bir durum olduğunu değil de geçici bir durum olduğunu mutlaka hatırlatmak gerekiyor. Burada hem yetişkinler için hem çocuklar için hem gençler için kesinlikle ve kesinlikle umutlu olmaları gerektiğini sağlamak gerekiyor. Burada umudumuzu asla kaybetmemeliyiz. Yani umudumuzu kaybettiğimiz zaman diliminde travmadan kurtulmak, psikolojik sağlamlığımızı yakalamak oldukça zor oluyor. O nedenle buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Birçok ilden farklı illere, farklı okullara yeni yeni öğrenciler gitti ve depremi yaşamamış olan öğrenciler de aslında
bu öğrencilerle bir arada okumaya başladı. Onlar için de yeni bir durum. Peki öğretmenler diğer öğrencileri bu noktada nasıl yönlendirmeli? Yaklaşık pazartesi gününden beri okullar açık. Deprem bölgesinden gelmeyen öğrencilerimizden de fark ediyorum ben ciddi travmalar yaşayan öğrencilerimiz Evet. var. Yanımda saatlerce ağlayan öğrencilerimiz oldu, etkilenen öğrencilerimiz oldu. Biz bu tür çalışmaları o öğrencilerimize de yapıyoruz. Yani özellikle sosyal medya çok etkiliydi bu konuda. Öğrenciler dinledikleri haberlerden falan çok fazla etkilenmişlerdi. O nedenle biz bunları yapıyoruz kendi öğrencilerimize de ama burada özellikle öğrencilerimize şu duyguyu vermemiz gerekiyor. Yani ben dilinden ziyade biz dilini geliştirmek çok önemli. Yani gelen misafir öğrencilerimize o duyguyu vermek önemli. Kendini yabancı hissetmemeli. Yani biz biriz. Biz beraberiz, birlikteyiz. Bu duyguyu hissettiğinde çok daha kolay iyileşebilir. Dolayısıyla da öğrencilere bunu söylemeliyiz. Arkadaşlar kullandığınız dil gelen misafir öğrencilerimize karşı kesinlikle ben dilinden ziyade biz dili olmalı. Özellikle burada öğretmenler yine öğrencilerimize gözetimli sorumluluk vermeleri gerekiyor. Yani bazen öğrenciler bu yaş gruplarında acımasız olabiliyorlar. Katlarda bazen ben gördüm mesela bazı öğrencilerimizin müzik açıp oynadığını fark ettim. Şimdi öğrencilerimizin, misafir öğrencilerimizin yaz dönemi. Dolayısıyla da bu yaz döneminde mümkün olduğu kadar onları anlayabilmek, onların yanında olabilmek, duygularını paylaşabilmek çok önemli. O yüzden öğrencilerimize bu noktalarda sorumluluk vermek gerekiyor. Ama bu sorumluluk gözetimli ve denetimli olmalı. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunun dışında aynı durumları bizim de yaşayabileceğimizi hatırlatmak gerekiyor öğrencilerimize. Yani evet dışarıdan misafir öğrencilerimiz geldi ama her daim bizler de bu tür şeyleri yaşamadayız. Bu nedenle çocuklar empati yaparak kendinizi gelen misafir öğrencilerimizin yerine koyarak hareket etmeniz faydalı. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bunlar önerebileceğimiz şeyler öğrencilerimiz için. Çok güzel öneriler hocam. Sorunun başında aslında birazcık değindiniz. Yalnızca depremzede öğrenciler değil, şu anda farklı illerde yaşayan diğer öğrenciler de belli travmalar yaşıyorlar, belli problemler yaşıyorlar, etkileniyoruz. Yani hepimiz etkileniyoruz zaten. Depremden etkilenmese bile bir şekilde o travması tetiklenen işte öğrenciler olabilir, öğretmenler olabilir, çalışanlar, aile bireyleri olabilir. Onlara bu süreçte ne önerirsiniz? Yani doğrudan etkilenmemiş olan kişilere aslında. Demin de ifade ettim. Burada öğrenci, öğretmen, yetişkin, deprem bölgesinde olan ya da olmayan her birey mutlaka emin olun sosyal medyadan. Mesela ben hafta başından beri duyduğum çok ciddi şeyler var. Birçok öğretmen arkadaşım şu cümleyi kurdu. Hiçbir şeyden zevk almıyorum hocam. Yediğim şeyden zevk almıyorum. Bir boşluktayım gibi, kolum kanadım kırılmış gibi kendimi suçlu hissediyorum. Yani bunu deprem bölgesinde olmayan öğretmen arkadaşlarımdan duydum. Dolayısıyla da zorlayıcı yaşam olayları insanları kesinlikle etkiliyor. Her insanı etkiliyor. Bu sosyal medyadan duymuş olsak bile. O yüzden biz burada dikkat etmemiz gereken duygu ya da ona maruz kalmış insanlara yapmamız gereken şey bir defa insanların her şeyin güvende olduğunu ve her şeyin kontrol altında olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Evet, deprem oldu. Şu anda insanlar bunun farkında ve siz güvendesiniz. Yani hem bizlere hem deprem bölgesinden gelen öğrencilere bu duyguyu vermek çok önemli. Özellikle burada yetişkinler için de, öğrenciler için de, küçük yaş grupları için de kendimize ve sevdiklerimize iyi gelen etkinlikleri yapmamız çok önemli. Yani bize ne iyi geliyor, ne bizi iyileştirir, ruhumuza ne iyi geliyor, ne yaptığımız zaman kendimizi hissediyoruz. Hangi etkinlikler bize iyi geliyor? Bunu göz ardı etmemek gerekiyor ama bu etkinliklere çok odaklanmak gerekiyor. Yine önemlilerinden bir tanesi çevremizdeki insanlara faydalı olabilmek için öncelikle bizim iyi olmamız gerekiyor. Yani bizim iyi olmamız, sağlığımızın iyi olması çok önemli. Neden? Çünkü fiziksel sağlık aynı zamanda ruh sağlığını etkileyen bir faktördür. Fiziksel sağlığımız ne kadar iyi olursa ruh sağlığımız da o kadar iyi olur ve ruh sağlığımızı o kadar korumuş oluruz. O yüzden herkes mutlaka sağlığını ihmal etmemeli ve sağlığına dikkat etmeli. Burada özellikle duyguların bastırılmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü bilinçaltına itilen her duygu, savunma mekanizmalarını kullandığımız her olay ve her duygu yıllar sonra bizi mutlaka rahatsız edecektir. Dolayısıyla hiçbir duygumuzu bilinçaltına kesinlikle itmememiz gerekiyor ve bastırmamamız gerekiyor. Mutlaka bizi anlayan, biz anladığımızı düşündüğümüz birileriyle bunu mutlaka paylaşmamız gerekiyor.
Ve bunun dışında yine bu bireylerin günlük yaşamlarına devam etmesi gerekiyor. Evet, böyle bir olay yaşadık. Gerçekten çok üzüldük, milletçe içimiz yandı. Ama bir şekilde hayatın devam ettiğini ve hayatımıza, normal hayatımıza devam etmemiz gerektiğini kesinlikle ve kesinlikle göz ardı etmememiz gerekiyor. Duygu ve düşüncelerimizi paylaşmamız gerekiyor. Ve özellikle burada sosyal medyayı sağlıklı kullanmamız gerekiyor. Yani hem kendimiz, hem öğretmenler, hem kurum sahipleri, hem öğrenciler, hem çocuklarımız. Çünkü sosyal medyanın dili çok önemli. Bir örnek vermek istiyorum Özgürcan. Bu deprem bölgesinde psikososyal çalışmalara katılan bir arkadaşım anlattı. O da psikolojik danışman. Şöyle dedi, hocam dedi, 7 yaşındaki bir çocuk dedi, psikososyal çalışması yaparken resim çizdirdik dedi. Resimde deprem bölgesini resmetmiş ve altına aynen şöyle yazmış: Asrın Felaketi 2023. Nereden gördü bunu? Sosyal Basından medyada. gördü. Sosyal medyadan gördü. Dolayısıyla da buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Yani basını ve medyayı sağlıklı, hem biz sağlıklı kullanmalıyız. Uzun zaman dinlediğimizde, biz de uzun zaman televizyona, basına, sosyal medyaya maruz kaldığımızda gerçekten ruh sağlığımızın bozulduğunu ya da kendimizi kötü hissedip hem stres düzeyimizin hem kaygı düzeyimizin yükseldiğini fark ediyoruz. O yüzden bunu da sağlıklı kullanmayı öneriyorum. Buna kesinlikle katılıyorum hocam. Özellikle daha küçük yaş grubu için mutlaka mümkünse olabildiğince ekranlardan uzak tutmak. Daha büyük Kesinlikle. yaş grubunda da yavaş yavaş azaltmak durumda. Çünkü hepimiz ilk gününden beri hani uzakta bile olsak eminim ki birçok kişi sürekli televizyonun başında ya da telefonda, sosyal medyada hani ne olduğunu takip etmeye çalıştı ama bir noktadan sonra sadece onları takip etmek daha da zarar vermeye başlayabilir. Doğru Evet, kullanılmadığı çok doğru. takdirde. Son olarak o zaman hocam şunu da sormak istiyorum. Hani birazcık bahsettik yayının başında ama travma sonrasında psikolojik destek alması gereken öğrenciler olursa yönlendirilmesi gerekiyor dediniz. Bu öğrenciler nasıl fark edilir ve nasıl yönlendirilir? Ezgi Hocam, demin ifade ettik, hem deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz için hem ona maruz kalmamış ama sosyal medyadan, aileden, çevreden gördüklerinden etkilenen öğrencilerimiz için mutlaka iyi bir gözlem yapmamız gerekiyor. Biz yetişkinler, eğitimciler, psikolojik danışmanlar, öğretmenler olarak iyi bir gözlemci olmamız gerekiyor. Çünkü travmaya maruz kalmış bireylerde gösterilen tepkilerin farklı farklı olduğunu fark ettik. Ha, şunu da söyleyeyim Ezgi Hocam, geçmeden aklımdayken. Şimdi travma yaşayan her insan güçsüzleşecek diye bir kayda yok. Aslında travma bazı insanları güçlendiriyor. Neden? Çünkü yaşadığı o zorlu olaylar karşısında baş etme becerisi gelişiyor ve psikolojik sağlamlığı gelişiyor. Bazı insanlar da inanılmaz derecede güçlü çıkabiliyor bu süreçten, baş etme becerisinden kaynaklı. Bizler iyi takip edeceğiz öğrencilerimizi. Burada özellikle öğrenciler olaylarla ilgili anıları tekrar edebilir, onu düşünebilir, onu gündeme getirebilir. Bunları gündeme getiriyorsa bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Özellikle bu tür öğrencilerde ilgiler çok azalır. Yani her şeye karşı ilgi çok fazla azalır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İlgi azalması var mı yok mu, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal ilişkilerden genelde uzak kalırlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani insanlardan uzaklaşıyor mu? İçe kapanma var mı? İşte bazıları içe kapanırken bazıları da çok farklı tepkiler gösterip daha dışa dönük olabilirler, daha hareketli olabilirler. Bunları çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Öğretmenlerimizin de bu noktada eğer kendileri profesyonel destek sağlayamıyorlarsa ya da bu noktada ayırt edici bir bilgileri yoksa mutlaka okulun psikolojik danışmanlarından ya da RAN'dan, bu konuda rehberlik psikolojik danışmanları olmayanlar RAN'dan destek alabilirler. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle stres tepkileri çok önemli bu süreçte. Bireylerin stres tepkilerine bakmak lazım. Yani olaylar karşısında gösterdiği tepki nasıl, nedir, ne değildir, buna bakmak gerekiyor. Bu dönemde daha çok kendilerini reddedilmiş hissederler. Psikolojik desteğe ihtiyaç hisseden bireyler. Bunu da anlamamız gerekiyor. Bunu da fark etmemiz gerekiyor. Özellikle bu süreçte yine ön yargılı olmaya çok fazla meyillidirler. Yani siz iletişim kurarsınız, bir şey söylersiniz. Konuştuğunuz her şeyi kendi üzerine alınır ve çok fazla ön yargılı olur. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yine bu süreçte bencilleşmek bireylerde bencil duygular ve bencil davranışlar çok fazla olur. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında özellikle sorumluluk verdiğimiz zaman diliminde bu o süreçte öğrencilere
sorumluluklara karşı inanılmaz derecede bir direnç gösterirler. Yani sorumluluk almak istemezler ve sorumluluğa karşı direnç gösterirler. Böyle öğrencilerle karşılaştığımız zaman çok önemli. İşlerini ertelerler, ihmal ederler, zamanında yapmazlar. Farklı zamanda yapmaya çalışırlar. Bunlar bizim için çok önemli. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu tür durumda olan öğrencilerimiz olursa, yani gözlemlediğimiz zaman dilimlerinde yukarıda saydığımız az önceki durumları yaşayan, duyguları yaşayan öğrencilerimiz olduğunda ve bu uzun sürerse, yani bir aya aşkın bir süreyi aşan süre devam ederse, mutlaka ve mutlaka psikolojik bir desteğe ya da daha profesyonel bir destek almaya öğrencilerimizi ya da yetişkinlerimizi ya da çevremizdeki insanlarımızı mutlaka yönlendirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Hocam. Benim bu Ben konuyla teşekkür ederim. ilgili sormak istediklerim bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Tekrar gerçekten kurumunuza duyarlılığından dolayı, böyle bir sosyal sorumluluk projesinden dolayı zannedersem yayınlarınız farklı programlarla devam edecek. Kurumunuza ve size teşekkür ediyorum. Ama bu süreci lütfen iyi hissedelim kendimizi. Yani birlikte iyileşelim. Güven dolalım, umutlu olalım. Umudumuzu kaybettiğimiz zaman diliminde her şeyimizi kaybederiz. Mutlaka iyileşeceğiz toplum olarak. Ben buna inanıyorum. Lütfen herkes bunu inansın. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam, vakit ayırıp bu değerli bilgileri bize anlattığınız için. Umarım başka yayınlarda tekrardan bir araya geliriz. Çok teşekkür ederim. Umarım. Ezgi Hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.